Hemen başlıyoruz analiz sentezi. Hakan Güldağ gazeteci bizlerle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Biraz sonra Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da bizlerle birlikte olacak. Bekliyoruz. Dakikalar içerisinde kendisini bekliyoruz. İsterseniz Brexit'le biz bir başlayalım. Olur. Tam bir Arap saçına döndü ifadesini kullanmış arkadaşlar da. Arap saçı ifadesi aslında pek tercih ettiğimiz bir ifade değil. Kaotik bir hale geldi. Ama anlam doğru. Peki hem bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz hem de piyasalara etkisi bakımından değerlendirecek olursak evet. Neler söyleriz? Vallahi anlaşmasız çıkmayalım kararı, çünkü dün akşam o oylandı. Biraz böyle sterlini dolar karşısında hafif bir yukarı taşıdı, ama aynı zamanda bakıyorum öbür taraftan da altının fiyatını da yükseltti. Yani orada da aslında piyasalar açısından da bir ikili durum söz konusu. Brexit'in bir süre daha gündemde kalacağı çok net. Çünkü geçen İngiliz gazetelerinin manşetlerine de taşınmıştı. Şu anda kontrol dışı bir halde gidiyor iş. Tabii ki hani anlaşmasız Brexit olmaması yönünde bir kararı da aslında İngiliz parlamentosu önergeyle de almış oldu. Yani ikinci bir karar daha almış oldu. O çerçevede bakacak olursak şimdi ne olacak? Bir oylama daha yapılacak. Orada da ertelenip ertelenmemesi meselesi sorulacak parlamenterlere. Oradan da muhtemelen ertelensin yönünde bir karar çıkma ihtimali yüksek. Çünkü öbür türlü şu anda bir Theresa May'in önerisi var. Evet, bir öncekine göre 40 tane filan milletvekilini ikna etmiş gibi görünüyor Theresa May, ama henüz o 140 bilmem kaç 140, 150'ye yakın oy farkı var arada. Bunların ikna edilmesi zor. Başka da bir öneri yok. Onun için ertelenme yoluna gitme ihtimalleri güçlü görünüyor. Ne yapacaklar? Diyecekler ki işte önergede o yönde 30 Mart'a kadar Brexit'i yapmazsa, gerçekleştirmezse 30 Haziran'a kadar bu iş ertelensin denecek. İngilizler buna karar verirse parlamento, tabii bunun Avrupa Birliği tarafından da, Avrupa Parlamentosu tarafından da onaylanması beklenecek. Bu arada ne olacak? Orası ayrı bir karmaşık kaotik durum. Yani bir tabii hala çıkma ihtimalleri, yani anlaşmasız çıkma ihtimalleri, hani bu kararı almış olmalarına rağmen o parlamentoda aldıkları karar, yani bir anlaşmasız çıkmayalımı oyladılar, kabul ettiler, ama artı bir önerge oldu. O önergeye de dediler ki her şart altında ne olursa olsun biz anlaşmasız çıkmayalım. Oylandı. Orayı da küçük bir oy farkıyla kabul etti parlamento. Aslında yani eğilim olarak önemli, ama bağlayıcılığı var mı? Bağlayıcılığı yok. Onun için hala çıkma ihtimali vardır. Yani anlaşmasız çıkma ihtimali vardır. Onun dışında ne olabilir? Bu arada Theresa May'in bu programı, revize edilmiş programı bir şekilde kabul edilebilir. Hani insanlar ikna olur, yapacak bir şey yok, çıkacağız. Bu konuda söz verdik, İngiliz halkının bir kararı var, bunu takip edelim denip bir Theresa May'in bu programı üzerine, anlaşma taslağı üzerine, ki eldeki tek taslakta bu, başka bir öneri de yok ortada, bu kabul edilebilir. Tabii bir seçenek de şu ana kadar ne İşçi Partisi milletvekilleri ne Toriler, yani Muhafazakar Parti, buna ilişkin herhangi bir milletvekilinin önergesi olmadı, ama son zamanda gene İngiliz gazetelerine bakarsak ikinci bir halk oylaması ihtimali de bir seçenek olarak, bir üçüncü seçenek olarak varlığını sürdürüyor gibi görünüyor. 6 puan kadar Brexit'i yapmayalım, Brexit'e gitmeyelim, AB ile birlikte kalalım meselesi gündeme gelmiş gibi. Problemler de esas itibariyle İrlanda meselesinde düğümleniyor. Çünkü İngilizlerle birlikte hareket etmeyi savunan İrlandalı protestanların partisi DUP kesinlikle bir, yani Brexit'i savunmakla beraber herhangi bir şekilde bu sınırın açık kalması önerisine, Theresa May'in de yumuşatmaya çalıştığı İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki sınırın açık kalması önerisine hiç sıcak bakmıyor. Ama bunun karşısında Katolik Cumhuriyetçiler, yani Sinn Féin, İrlanda ile birleşmeyi
esas itibariyle savunanlarsa bunun mutlaka açık kalması gerektiğini söylüyorlar. Hani bir sınırı acaba denize çeksek, bu devam etse filan gibi bazı yan öneriler filan da oldu ama onların hiçbirisi de kabul görmedi. Zaten reddedilmesinde de, ikinci kez de reddedilmesinde de 15 Ocak'taki oylamadan sonra, ya bunun zaten yapılan değişiklik sadece bir yorum, burada ciddi bir fark getirmiyor diye reddedildi. Fakat biraz böyle artık o Muhafazakar Parti içindeki görüş ayrılıklarının da anlaşıldığı kadarıyla böyle bir sert ayrılmaya çok müsaade etme yanlısı olmadıkları. Çünkü içeride de, yani şimdi özellikle daha sağ, aşırı sağ diyelim kanatta bulunan muhafazakar milletvekillerinin desteğiyle bu sert bir Brexit meselesi olursa, yani hiç anlaşmasız çıkış olursa, içeride yabancılara karşı bir takım hareketlerin de, radikal bazı hareketlerin de gündeme gelebileceği korkusu var. Bu da bir risk yaratıyor. İngiltere gibi piyasalar meselesinde son derece hassas birçok piyasanın bulunduğu, para akışının zaten bir takım böyle soru işaretleri içerisinde olduğu bir ortama bu tür radikal hareketlerin pek yararlı olmayacağı düşüncesi bir frene bastırıyor gibi görünüyor. Peki, bir şey biraz açalım. Bu arada hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Sağ olun, teşekkürler. Bir şey ya, biraz açmanı isteyeceğim. Bu, biz hep işin parasal boyutunu konuşuyoruz. Ya, evet. Siyasi boyutunu, evet. Avrupa Birliği ile ada arasında. Hı hı. Bu şimdi adadaki bölünmeden bahsettin. Britanya adasındaki, İngiltere, yani Birleşik Krallık, İrlanda kendi içerisinde, Kuzey İrlanda. Bu aralarda, evet, bugüne kadar çok belirgin ya da keskin sınırlar yoktu ama artık biraz hani pasaportla geçişin, tabii, olmasını gerektiren bir ayrılma mevzu bahis. Bu konuda da adanın kendi içerisindeki belki tek en büyük kavgası bu. Öyle. Şimdi bunu bir de Brexit'le tekrar canlandırmak istememeleri herhalde ekonomik gerekçelerden daha güçlü. İç siyaset açısından. O Britanya'da. Aynen öyle. Yani Katoliklerle Protestanlar arasındaki en büyük kavgalardan bir tanesi zaten buydu. Ama bir anlaşma yoluna gidilmişti. Yani bir gümrük birliği sonuçta, evet, oluşunca, evet, işte pasaport meselesi de yok. Zaten işte orada çalışan, yani çok ciddi şekilde İrlanda'da çalışıp akşam Kuzey İrlanda'ya dönenler var. Tabii, hani tabii. Bu işler zorlaşacak. Bunun getireceği bir takım handikaplar olacak ve bunu böyle olması gerektiğini savunan, yani bu sınırların zaten olması gerektiğini savunan bir var. DUP var. Bir de var. Ya biz zaten bir araya gelmeyi düşünüyorduk, bu işte Avrupa Birliği'nin ile birlikte olmamız bu işe yarar sağlamıştı, fayda sağlamıştı diyen, evet, önemli bir çoğunluk da var. Yani Katolikler de İrlanda ile bu işin hiçbir şekilde tekrar sınırların filan oluşmasını istemiyor. Bu bir handikap yaratacak. Yani en önemli sıkıntılar da orada çerçevelenmeye başlandı. Sanki diğer meseleler biraz tali kaldı gibi. Ama DUP, yani İngiliz Protestanların Partisi, çok kerhen bir destek veriyor zaten Muhafazakar Parti'ye. Onun ortadan kalkması bu sefer hükümet sorunlarını kesinlikle ortaya çıkaracak. Bu arada tabii eğer bu erteleme sürecinde de bir çözüm oluşamazsa, bu işin tabii bir dördüncü seçenek diyelim, bir seçimle sonuçlanma, tabii, ihtimali de aslında var. Aslında şeyde konuşuyorlar, hani olsa da olmasa da bir seçim. Evet, çünkü artık her iki halde de çok yani yıprandı. Bütün çok İngiliz yıprandı. Gazetelerinin manşetinde ufukta bir seçim var yani. Şey diyorlardı, yani May açısından hezimet, büyük yenilgi, tabii, falan diye. Çünkü yani ne getirse kabul olmuyor. Biraz da hani yeni dönemin Margaret Thatcher'ı diye bakılıyordu geldiğinde. Pek öyle olmadı. Öyle olmadı. Bu konuyla ilgili var mı Sayın Kartoğlu sizin? Valla beni ilgilendiren kısmı aslında daha tırnak içinde duygusal. Yani Türkiye açısından ne sonuç doğurur kısmı daha çok ilgilendiriyor. Çünkü yani gümrük birliğinden dolayı Türkiye ile Britanya arasındaki ticaret hayli kolaylaşmıştı. Şimdi o ayrıldığı zaman Avrupa Birliği'nin kuralları orada geçerli olmayacak. Dolayısıyla yeni bir anlaşmaya ihtiyaç olacak. Hem Avrupa Birliği ile ilgili bir zaten Gümrük Birliği'nin güncellenmesi mevzu bahisti. Şimdi de orada yeni bir anlaşma olacak.
İngilizler o konularda kazandıkları ya da sorun yaşamadıkları konularda işbirliğini açıklar normalde. Evet. Şimdi onu söylüyorlar zaten. Biz büyük ölçüde devam ederiz. Mutlaka bir yeni değerlendirme yapacaklar ama devam ederiz diye. Ben işin o tarafına biraz o daha odaklıyım diyorsun. Ama daha ona sıra gelmedi İngilizler açısından. Evet, başka daha, şeyler daha netleşmedi. Evet. Zaten daha anlaşmalı Brexit olursa 2 yıl civarında bir süreyle gümrük birliği devam edecek. Zaten muhafazakarların karşı çıktığı noktalardan bir tanesi de o. Yani hatta bu başsavcı da o yöndeki risklere dikkat çekiyor ama aslında Theresa May'in programının da anlaşmasında desteklenmesi gerektiğini söylüyor. Başka bir elde taslak yok, bir şey yok ama riskler vardır diyor. Yani gümrük birliği, hem Brexit yapacağız hem gümrük birliği içerisinde olacağız. Bu bir takım hukuki riskler de taşır diyor. Bu arada tabii bir başka boyutu daha var. Ama bir cümleyle ben de tabii Türkiye'ye değinmek isterim. Benim İngiltere ile iş yapan iş insanlarıyla konuşmalarımdan Türkiye ile olan ilişkilerde, ekonomik ilişkilerde büyük kayıplar yaşanmayacağı yönünde. Çünkü şu açıdan önemli, Türkiye'nin dış ticaret fazlası verebildiği ender Avrupa ülkelerinden biri ve büyükler arasındaki tek ülke. Yani evet. Almanya ile Fransa'ya biz öyle bir şey yapamıyoruz ama İngiltere ile fazlamız var Türkiye lehine. Bunun devam etmesi de bir STA anlaşmasıyla mümkün olabilir. Tabii karşılıklı anlaşmayla gümrük oranları eski seviyesinde de tutulabilir. Ya farklı seviyeler de belirlenebilir. Ticaret Bakanlığımız, bizim Ticaret Bakanlığımızın uzmanlarıyla sohbet ettiğimizde onlar aslında bir sert Brexit senaryosuna sanki hazırlık yapmış gibiler. Ve bir STA, yani serbest ticaret anlaşması imzalanması için de bir ön hazırlık yapılıyor diye ifade etmişlerdi. Eğer yani öyle olursa, bir mesela İngiltere'de yine iş yapan, büyük iş yapan tekstil firmalarımızdan bir tanesi bazı ürünlerin gümrük birliği avantajını kullanmak için İngiltere'den Türkiye'ye gelip Türkiye üzerinden Avrupa Birliği'ne girebileceğini de belli kanallar açısından ifade ettiler. Ama bu böyle mi olur? Olmaz mı? Onu hep beraber göreceğiz. Benim asıl işin karışmasına, yani Arap saçı terimini Araplarla ilgili bir tanımlama bu şekilde yapmamak gerektiği için söylüyorum. Yoksa durumun karışıklığını izah etmek açısından uygun bir kelime ama biz gazeteciler olarak daha buna özen göstermemiz gerekiyor. Bazı atasözlerini biraz ataların döneminde bırakmak lazım. Kaotik. Yani, evet. Yani kediye de bazen Arap deriz. Olmaz yani. Olmaz. Böyle doğru bir şey değildir. Karışık. Evet, karışık ama karışık. Şu açıdan da karışık. Çünkü şimdi Mayıs'ta Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Bu şimdi 30 Haziran'a ertelenirse, yani Brexit'ten hikayesi, o zaman İngiltere bu seçimlere katılacak. Evet. May diyor ki katılmaması lazım, olmaması lazım, doğru değil bu iş diyor. Ama kanuni olarak yani imkan var. Avrupa Birliği de bu noktada özellikle Brüksel bürokrasisi, Alman siyasi eliti artık İngiltere gitsin gözüyle bakıyor. Çünkü bu iş çok karıştı diye bakıyorlar. Buradan da daha biz şey bayağı bir şey konuşuruz gibi geliyor. Tabii burada parlamentoda Almanya'nın ağırlığı artacak. Etkinlik anlamında artacak. Çünkü Fransa'dan ibaret ama Almanya'dan ibaret değil. Yani Polonya ve bazı Baltık ülkeleriyle birlikte hareket ettiğini düşünürseniz parlamentodaki Almanya ağırlığının ne kadar artacağını da çıkartabiliriz. İngiltere çünkü sonuçta nüfus ağırlığı bakımından ilk 3 büyük ülkesinden biriydi. Birliği. Evet. Peki, aynen öyle. Bu da o zaman nüfus olarak. Şimdi Avrupa Parlamentosu demişken aslında iç siyasette konuşacak çok konu var ama ona da değinelim. Bu Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu. Müzakerelerin askıya alınması öneriliyor, kabul edildi. Aslında ben şöyle bir baktığım zaman içeriğinde de farklı şeyler var. Örneğin FETÖ operasyonları ile ilgili. Mesela uzun tutukluluk süreleri ve kötü muameleden endişe duyulduğunu söylüyorlar. Bu bir FETÖ propagandası tabii, bu kötü muamele işi. Yani hiç kötü muamele ile ilgili biz bir şey bilmiyoruz ya da görmüyoruz. Üzüntü duyduklarını söylüyorlar FETÖ operasyonlarından. Ama tek Türkiye'ye teşekkür ettikleri konu var, o da bu Suriyeli göçmenler konusu. Şimdi bu mesele biraz şöyle, hani insanların hakikaten bazen hani matematikte ya da puzzle'da yerinde oturuyor mu bu rakamlar?
İşte artı işaret var, bir rakam, iki rakam, üçüncü, dördüncü rakamlar boş. Sonuçta eşittir bilmem ne, buraya hangi rakamlar gelir diye bakarsınız, yani hesap yaparsınız. Şimdi 15 Temmuz'dan sonra neredeyse 3 yıl geçiyor. Hala o günden beri, zaten o günden beri tutuklu olan çok fazla kişi yok. O günden beri ya birçok dava bitti, yargılamalar bitti, hükümler verildi. Yani Yargıtay aşamasını düşünürseniz evet, ama bu sonuçta bir hüküm verildi arada. Hala endişeliyseniz o zaman sizde bir müzmin endişe var demektir. Çünkü bu kadar süre zarfında bunun netleştirilmemesi için hiçbir sebep yok. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında birçok anlaşma var. Müzakere sürecinden dolayı birçok imkan mevcut. Hani gelip cezaevleri falan gezilebiliyor, bakılabiliyor, konuşulabiliyor. Bununla ilgili herhangi bir işim yapıldı. Biz işte gittik geldik zorla, bizden kaçırıyorlar. Her tarafı kapatmışlar. Hiçbir ziyarete izin vermiyorlar. Dolayısıyla burada ben olsam mesela 3 sene sonra kesin oluyor derim. Hani endişe etmem. Çünkü beni sokmuyorsam vardır bir sebebi. Kesin oluyorum. Şimdi bu tür ayrıntıların olduğunu gözlemlemiyoruz. Şöyle bir şey oluyor orada. Bu parlamenterlerin etkilenmesi, Ketipiri de bunun içerisinde dahil, yahut Katipiri bunun içerisinde dahil. Şimdi hani devletler kağıtla konuşur derler. Şurada yazmıyorsa, altında imza, üstünde antent yoksa çok fazla bir kıymet harbiyesi yoktur. Şimdi orada da işte bizde de var ya, 15 günde cevap vermek zorunda kişiler ya da devlet kurumları, parlamenterler falan. Orada da FETÖ bu sistemi inanılmaz işliyor. İşte yıl sonunda birkaç günlük bir ziyaretimiz olmuştu parlamentoya. Çok da yoğun bir ziyaretti. Buradaki Avrupa Birliği temsilciliği organize etti. Yani çok az resmi organizasyonda gördüğüm yoğunluk ve değerde bir program yapmışlardı. Onları tekrar kutlamam lazım. Ve orada şunu fark ettik anlatılanlardan. Tabii biraz bakıyoruz, bu orada da bahsediliyor, öbürü de bahsediyor, bir iki de bahsediyor. Bunları farklı farklı komisyonlar, Ulaştırma Komisyonu'ndan işte Katipiri'nin ekibine kadar, kabine diyorlar, sürekli mailler geliyor. Hı-hı. Sürekli ama. Mail şöyle geliyor. İşte Türkiye'de şöyle 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 oluyor. Şunlar 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 yapılıyor. Şunlar şunlar yapılıyor. Siz ne diyorsunuz? İşte önce briefing veriyor. Sonra bir soru soruyor. Şimdi cevap vermezseniz parlamentoda bir eksiklik yapmış oluyorsunuz. Bu 1, 2, 3 olduğu zaman da sizi uyarıyorlar. Kabahat çünkü bu. Şimdi aynı şekilde cevap verirseniz, hani bu bizim alanımıza girmiyor, ulaştırma konusuna girmiyor mesela derseniz, iki kez aynı cevabı verirseniz otomatik cevap veriyor ve cevap aslında cevap vermiyor sayılıyorsunuz. Bu sefer tekrar bir işleme giriyor. Şikayet ediyorlar. Şimdi fakat ne oluyor bu arada? Siz aslında sürekli FETÖ'cüler tarafından brife edilmiş oluyorsunuz. Doluyor yani burası. Peki bunu test etme şansınız var mı? Çok fazla da yok. Bir de bir süre sonra oturup konuştuğunuzda, bir takım toplantılar olduğunda bakıyorsunuz herkes aynı şeyi söylüyor. Orada da hiç kimse kimseyle riske girmek istemiyor. Çünkü kendi parlamentosunda, kendi ülkesinde bir parlamento deneyimi yaşamamış çoğu. Bir kısmı da emekli. Yani bir böyle aktif siyasetin içerisinde olmayacak kişiler genelde Avrupa Parlamentosu'na geliyor. Onlar da risk almak istemiyorlar. Benim gördüğüm bu konularda en fazla risk alan Yunan parlamenterler. Hmm. Daha rahat görüyorum ve o göç konusu da aslında o Yunan parlamenterin kabinesinin sorumluluğunda. Ve onlar mesela daha şeyler, daha rahatlar. Hatta hep şey diyorlar, ya bizi bıraksalar biz aslında şöyle bir Ege kıyısında bir yerde oturur mevzuyu çözeriz. Hmm. Fakat öyle olmuyor tabii, işler Brüksel'den göründüğü gibi olmuyor. Şimdi siyaset devrede. Aynen öyle. Şöyle bir durum orada, netleştirelim. Gerçekten küçük kabinelerin çok da yeterli olduklarını görmedim. Bu sadece benim gözlemim değil elbette. İki günlük yahut işte arada bir gidip gelmeyle yapılacak bir gözlem değil. Ama orada 10 yıl üzerinde bulunan gazeteci dostlarımız var. Hala Türkiye'de de aktif gazeteci olan. Bir kısmında orada yerel gazetecilik, o ülkede Belçika'da gazetecilik yapan, Fransa'da gazetecilik yapan Türkler de arkadaşlardı. Onların kanaati de çok fazla değil, çok farklı değil. Böyle olunca bu parlamento raporunu bir parlamento raporu, evet kabul ediyor ama aslında çok küçük bir kabinenin raporu, çok küçük bir ekibin raporu, 5-6 kişinin raporu ve hiçbir değişiklik olmadığını da görüyorsunuz. Şimdi bir pazarlık yapıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz, en kötü bazı ifadelerde bir değişiklik beklersiniz.
Çünkü bu sizin konuşmanız bile, bir cevap verme, bir izahat yapma ihtiyacını duymanız bile pozitif bir adım attığınızın göstergesidir. Buna rağmen ifadelerde bile bir değişikliğin olmaması aslında tırnak içinde yapılacak bir şey olmadığını gösteriyor. Parlamento bunu kabul etmiştir. İşte söyledim, Mayıs'ta seçime gidiliyor. Son bir anket vardı, genel bir anket, bu seçime girecek olan ülkeler içerisinde yapılan. Ve daha öncekine göre galiba 11-12'lerdeydi, hafızam beni yanıltmıyorsa. %50 en az bir artış bekleniyor sağ partilerde, aşırı sağ partilerde. Şimdi en az. Ve ben bunu duyduğumda bizim Almancı bir milletvekili vardı. Ona dedim ki bırak, bundan sonrasında Avrupalılar düşünsün artık. Dedik ya düşünsün, tamam şimdi onların derdi, yarın gene ikimizin derdi olacak. Kesinlikle. Yani hem onların hem bizim derdimiz olacak. Şimdi ben gene kendimi rahatlatmak için en azından bir süre onların derdi bir olsun, sonra konuşuruz dedim, ama gerçekten Avrupa'daki sağın, aşırı sağın yükselişi hepimizin derdi. Bu siyaseti de enfekte ediyor. Çünkü şimdi herkes ona yatırım yapıyor. Bizzat Katipiri kendisi söyledi. Yani bu seçim dönemi o Türkiye açısından da o bakımdan sıkıntılı olacak diye. Şimdi bu rapor, bugünün raporu, Mayıs'ta seçim, yeni parlamento, ne olacağını hiç bilmiyoruz. O yüzden şimdilik böyle birisi bir yerde bir şey söyledi. Geçti. Bugün gazetelerde var, yarın yok, öyle devam eder. Siz bu konuda bir şey söylemek ya, piyasalar açısından Sayın Kartoğlu epey zaten geniş bir çerçeve çizdi. Piyasalar açısından direkt bir etkisi olması beklenmiyor. Çünkü bir bağlayıcı karar değil. Yani zaten bir yaptırımı olan bir... Hem Ömer Çelik'in açıklaması var hem dışişleri. Hani bağlayıcılığı yok. Ama tabii ki... Ama giderek daha ileri gidiyor. Evet, bir şeylerin de birikmekte olduğunu, tabii, bir orada bir tansiyonun arttığını, bunların hepsinin ister istemez dolaylı etkileri olacaktır. Oluyor. Yani belki Mustafa'nın söylediği gibi hani çok yapılacak bir şey var mı? Bazı noktalarda bazen olmuyor ama yine de iletişimi güçlendirecek, bütün bu haklı pozisyonları tekrar tekrar anlatmak, nasıl birileri bunu sürekli orada gündemde tutuyorsa o meydanı boş bırakmamak gerekiyor. Kesinlikle. Yani bunun panzehiri budur. Başka bir yolda bilmiyorum. Peki son 20 dakikaya gelmişiz bu arada. Yarısından fazlasını geçmişiz. Şimdi Netanyahu'nun açıklamaları oldu. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün meydanlardan, Ankara'dan yanıtları gönderdi, kendisine verdi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri de bu Gazze, Batı Şeria ve Golan Tepeleri için işgal altındaki Filistin toprakları tanımı yerine İsrail kontrolündeki topraklar sözcüğünü tercih ediyor. İkisini böyle bir arada, hem Netanyahu hem Amerika, ne söylersiniz? Valla aslında bugünkü İsrail'in neredeyse tamamı İsrail tarafından kontrol edilen topraklar, ona bakarsanız. Yani resmi bir sınırdan bahsetmiyoruz 1967'den bu yana. O sınırlarda kalmayı düşündüğünde ben zannetmiyorum. Bugüne kadar kalmadığı gibi. Ve yavaş yavaş oradaki Arapları, oradaki Müslümanları, Arap olsun olmasın fark etmez onun için. Eğer kökeni Yahudi olan, sonra da Müslüman olmuş olanlar da dahil, kimseyi orada barındırmak istediğini düşünmüyorum. Zaten bir Yahudi Ulus Devleti yasası çıkardılar, biliyorsunuz. Geçen günlerde bu Amerika'da bir süper kahraman filminin başrol oyuncusu, İsrailli aktris, sert bir cevap vermişti. Bu İsrail sadece Yahudilerin devletidir ifadesi üzerine. Şimdi tabii sonuçta aktris diyoruz, genç bir kız yani 20 küsur yaşında ve bu biraz bize biraz umut aşılıyor, ama İsrail devleti asla bize umut aşılayan Yahudilerin yahut Musevilerin bu iyi niyetini taşımadı bugüne kadar. Yani ben ne 30 küsur yıldır ne ben gördüm, ne de benden önceki 30 küsur yılda göreni duydum. O yüzden burada hep konuşurken de ben demin o hani ayrımcılığa karşı hassasiyetini gösterdi Hakan. Burada da öyle. Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaman zaman bu tür sözleri de kasten çarpıtılıyor. Yahudiler konusunda bir İsrail'e kıyaslama yapmıyoruz. Ama sürekli konuştuğumuz zaman herkes bunları alıyor. İsrail'le ilgili bir şey söylüyor. Yahudilere bir şey. Yahudilere bir şey söylemiyoruz. Bunlar bizim vatandaşlarımız. Evet.
Kaldı ki orada da birçok vatandaşımız var. Belki bazıları çifte vatandaştır, onu da bilmiyorum ama buradan giden de çok kişi var. Hı-hı. Dolayısıyla bizi o ayrımın içerisine getirip koymayın. Çünkü geçmiş 600 yılda bırakın 1000 yılımız bunun olmadığının net göstergesi. Biz yani Türkler Haçlı Seferleriyle sadece Müslümanları korumadılar Kudüs korurken. Yahudileri de korudular. Oradakileri de korudular. Oradaki Ortodoksları da korudular. Diğer farklı milletleri de korudular. Yani onların önünde bir öncü güç oldular. Dolayısıyla bu mirası biz taşıyan bir ülkeyiz. O bakımdan İsrail'le ilgili bir şey söylendiğinde, işte başbakanı ile ilgili bir şey söylendiğinde bunu bir Yahudi antisemitizm yahut Yahudi karşıtlığı olarak yorumlayanın eğer anlayış eksikliği, kıtlığı yoksa yani. Kıtlığı yoksa kasten yaptığını düşünürüm. Bundan sonraki yani bugünden itibaren de eğer varsa bir şey söyleyen bir şey birileri ona tekrar bakmak lazım. O bakımdan protestolar vardı. Bilmiyorum İsrail'de evet. O protestolar, hükümet karşıtı protestolar, ekonomik gerekçelerle yapılan ya da Benjamin Netanyahu'nun eşinin yolsuzluk iddialarıyla soruşturuluyor olmasına dair tepkiler. Biraz gündem mi değiştiriyordu? Şimdi onu söyledi. Bizimkiler de açıklama yaptılar. Yani Ankara'dan yapılan açıklamalarda o da var. Elbette bunların hepsi var. Ve dikkat edin uzun süredir bu kadar sert gitmezdi işte İsrail devleti hükümeti. Daha hani bir şeyler söylerdi. Sonra sordu. Kişiselleştiriyor biraz Netanyahu. Bu projenin tamamlanmasını istiyor anladığım kadarıyla. Trump'la birlikte girilen yoldaki projenin Amerika'daki İsrail lobisinin devlet anlamında söylüyorum tekrar altını çizeyim. Lobisinin de desteğiyle etkisiyle başlayan bu Kudüs'ü başkent ilan etme projesinin 1967 sınırlarının artık anılmaması için başlatılan bu sürecin ya da yeni bir işte 100 yılın anlaşması dedikleri Müslümansız İsrail anlaşmasının bir an önce bitmesi gerektiğini düşünüyor. Bir de kitleyi Yahudi karşıtlarına karşıtlık yaptığını iddia ederek Türkiye ile İran'ı belki biraz aynı kefeye koyarak sağlamaya çalışıyor. Çok başarılı olacağını zannetmiyorum. Türkiye'nin İsrail konusundaki tutumu işte 2009'dan bu yana, ondan öncesi de var ama One Minute'den bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e karşı olan tutumu şeyden sonra Mavi Marmara'dan bu yana çıkarlarını koruyarak pozitif yönde bir ortaklığa ya da işbirliğine yönelik hep böyle oldu. Bir düşmanlığa yönelik değil. Herhalde bunun bir karşılığı vardır. Bunu da bizim dış politika iyi yönetenler idare edebilirler. Yani orada bir sorun olacağını zannetmiyorum. Evet, etmeleri önemli olur. Yani yine yani bir kere orada şunu görmemiz lazım. Bütün bu hani iç siyaset meselesi midir Netanyahu'nun sıkıntıdaki o mesele kesinlikle var gibi görünüyor. Ama onun ötesinde bir İsrail ve Filistin'de bir gerginliğin arttığını görüyoruz. Doğru. Bu gerginliğin artması çok hayra alamet değil. Çünkü başka meseleleri de etkileyebilme gücüne sahip. Ya Orta Doğu'daki her yerde olduğu gibi ama özellikle bu alanda. Çünkü mesela Suriye ile ilgili şu anda girilmekte olan ya da zorunlu olarak girilecek gibi görünen süreci alt üst edebilecek bir noktaya doğru da çekebilir bir anda. Bu bizim de çok lehimize olmayabilir. Bölgenin de çok lehine olmayabilir. Bu konuda bir dikkatli olmak lazım. Onun için iyi yönetilmesi gerektiği yaklaşımına katılıyorum ben de. İkincisi tabii biz gene ekonomi açısından da baktığımızda ya bunun altında yatan dinamikler nedir? Ayrı tartışma konusu. Ama ne zaman bizim İsrail'le aramız bozulsa ya da böyle sert desek Amerika ile de olan ilişkilerimizde hep bir sıkıntılar oluyor. Daha da artıyor. Ve de yani İsrail hiçbir zaman tek gelmiyor diyebilirim. Yani her zaman böyle bir Amerika ile birlikte bir hareket etme durumu ortaya çıkıyor. Zaten bu konudaki lobinin de çok güçlü olduğunu, zaman zaman Türkiye'nin lehine de bu lobinin hareket edebildiğini, desteklediğini de biliyoruz. Bunun ekonomiye yansımaları da olabilir önümüzdeki günlerde. Umarız sadece şu anda bir böyle
iç siyasetin bir uzantısı olarak oluyor böyle şeyler. Yani yaşamadığımız hadiseler değil. Siyasetçilere şekil vermek de çok kolay değil. Ne evet. Türkiye'dekilere ne İsrail'dekilere. Şimdi bakalım onu biraz izleyeceğiz ama ekonomiye yansımaması için olayın iyi yönetilmesinde fayda var. Peki o zaman yerel seçim çalışmalarına biraz bahsedelim isterseniz. Şimdi Mansur Yavaş çok konuşuluyor Ankara'da. Dün Ömer Çelik AK Parti sözcüsünün açıklamaları vardı. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları vardı. Hani bu şartlar altında adaylığının devam etmesini açıkçası yanlış buluyor. Ve hani adaylıktan çekilmeli diyor. Sizce böyle bir şey olabilir mi? Zannetmiyorum. Onu beklemiyorum. Onu yapmazlar. Çünkü bu bilgi, bu olay yeni değil. Dava kaç yıldır devam ediyor. Mansur Yavaş'ın dediği kadar da basit değil. Çok net. Hani içeriğini ne biliyorum? Hiçbir şey bilmesem bile şunu düşünmek lazım. Bu kadar yıldır bu dava için çalışan hakimler bir karar veremediyse demek ki ortada o kadar açık bir durum yok. Bir sıkıntılı durum var. Peki bu sıkıntılı durum nasıl yansır siyasete? Vatandaşa nasıl yansır? Buna bakmak lazım. Bizim gördüğümüz işte partisi, yani Cumhuriyet Halk Partisi, Mansur Yavaş'ın işte bu basın toplantısında yanında durmanın dışında onun topuna çok fazla girmiyor. Anladığım kadarıyla o durumu çok paylaşmak istemiyor, sahiplenmek istemiyor. O davayı sahiplenmek istemiyor. Mansur Yavaş lehine bile olsa sahiplenmek istemiyor. Tabii iki soru ciddi sorular. Bir tanesi bu neden bir tahsilat durumu mu var? Yoksa bir avukatlık durumu mu var? Anlaşıldığı kadarıyla bir tahsilat durumu yok. Bir şey düzeltiyorum. Avukatlık durumu yok, bir tahsilat durumu var. Çünkü avukat vekil müvekkil ilişkisi yok davalılar arasında. Bir üçüncü şirketler, üçüncü şahıslar var. Oralardan gelmiş olan senetler var. Takibinin burada yapılması durumu var. O aradaki diyaloglar var. Hani dedim ya devletler kağıtla konuşurlar diye. Aslında şirketler de gerçekten olması gerektiği bir kağıtla konuşsalar yazıyı gönderirsiniz uyarınızı. Sonra işte atıyorum ceza davası gerekirse açarsınız. Vesaire böyle gider ama öyle olmuyor. Telefonla, mesajla ben seni bitiririm, yok yapamazsın, yaparım filana döndüğü zaman iş, o zaman bir alacak verecek davasından, bir avukat vekil müvekkil davasından iş biraz ve mafyatik yöntemlere filan dönüyor. Anladığım kadarıyla bunlar da yaşanmış bu süreçte. Tabii hoş şeyler değil. Belki birçok yerde yaşanıyordur. Ama böyle bir durumda Ankara gibi bir yerde, başkentte, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunuzda başka yerlerde sorun çıkartmayacak şeyler burada çıkartabiliyor. O yüzden iki soru. Bir, 600 bin dolar çok ciddi bir para ve bu para nasıl bir hizmetin karşılığında alındı? İki, galiba bir konuşmasında, ben ona o konuşmasını görmedim ama Ömer Çelik'in bahsettiği, ki dün son derece ağır başlı, son derece net, biz işin hakimi savcısı değiliz, önümüzdeki duruma bakarız deyip bu iki soruyu sormuştu ve orada Mansur Yavaş'ın hani bu tahsilatla ilgili bir takım işleri yapsaydık vergi doğacaktı gibi bir ifadesi olmuş zannediyorum. Onun üzerinden hani bir de vergi mi kaçırmaya çalışıyorsun diye sordu. Ve yargı kararı yok ifadesini aslında Mansur Yavaş da yargı kararı yok demiyor. Yargıtay kararı yok diyor. Yani öyle olunca tabii yargı kararı olduğunu anlıyoruz. Kendi yayınladığı belgede de bir yargı kararının olduğu ama bununla ilgili işlemin davanın tamamı sonuçlanıncaya kadar dondurulduğunu, durdurulduğunu gösterir bir belge yayınladı. Dolayısıyla işler epeyce bir karışık. Mansur Yavaş'ın biraz başını ağrıtır ancak bir mağduriyet algısı var Mansur Yavaş'ın üzerinde. Bu mağduriyet algısı üzerine zaten hak yerini bulacak gibi bir slogan kullanıyor. Geçen dönemde seçimde haksızlığa uğradığına, seçimi aslında kazanabileceğine dair bir mağduriyet algısı. Bunu herhalde epeyce bir köpürtmüşler. Yani o öyle anlaşılıyor. Çünkü ben de bütün o süreçlerde Ankara'daydım. Hani bunlar bir takım iddialar, seçime dair bir sürü iddia vardı. O iddialarla birlikte bunlar da geldi, sandığa kaldırıldı yahut o sandığa gömüldü diye ben düşünüyordum. Öyle olmamış ve içten içe sürekli bu işlenmiş bugüne kadar. Kendisi de muhtemelen bunu diri tutmuş ve o mağduriyet algısının üzerine bir de buradan
siyasi mağduriyet, bunu da siyaseten üstüme geliyorlara çevirmeye çalışıyor. Çünkü basın toplantısında da baktım, teknik olarak verdiği bilgiler, anlattıklarını atıyorum 10 A4'si varsa, teknik olarak verdiği bilgiler yarım sayfa, 9,5 sayfa siyaset konuştu. Bu da biraz işi o tarafa çekmeye çalıştığını gösteriyor. Ama yine de yargılamayı yapacak olan biz değiliz. Ben sadece bu kadar süredir hakimlerin içinden çıkamadığı bir mevzunun çok Mansur Yavaş'ın anlattığı yani kadar basit olmadığını düşünüyorum. Sizin var mı bu konuyla ilgili? Yani çok fazla bir şey yok. Ben şu anda çok doğal ki bu işin teknik tarafıyla ilgilenenlerin sayısı az. Başka bir zamanda olsaydı belki bu işi yani gazetecilerde, toplumda, kamuoyu da teknik tarafıyla daha fazla ilgilenebilirdi. Evet. Ama şu andaki yani bir seçim sürecinde benim görüşüm böyle bir şeyin gündeme gelmesi bu tür mağduriyet iddialarını da güçlendirebilir. Bir yarışa müdahale olduğu, bir farklı müdahale olduğu izlenimine de güçlendirilebilir. Bence bunun gündeme getirilmesi çok şık olmadı. Ben öyle düşünüyorum. Eğer bu yarış olsun, yani şimdi daha önce getirilseydi, bunda yani bu seçim meselesinde öncesinde getirilseydi kimsenin buna itirazı olmazdı. İşte 600 bin dolarında hesabı bilmem, bunların hepsinin teknik olarak incelenmesi mümkündür. Olması da gerekir. Ama madem bir dava sürüyor, epeydir de içinden çıkılamamış. O zaman şimdi bunu gündeme getirince bunun bir takım siyasi yansımalarının çeşitli açılardan belki de çok da gündeme getirenler açısından da olumlu olmayacak şekilde olmasının belki hesabı edilmesi gerekirdi diye düşünüyorum. İnsanların da kamuoyunun da bunu böyle baktığını, kimsenin şu anda o faturada ne yazıyordu, öbürü ne olduğunu çok detaylı olarak bakmadığını en düşünüyorum. En azından şunu beklemek lazım. Ben de bu seçimden sonra atıyorum Mansur Yavaş kazanamadığı takdirde de bu davanın üzerine en azından bugün devam eden biz de açıklamaları yayınlıyoruz. Ne olduğunun takibini yapmak gerekir ki seçimde bırakmamak için. Doğru. Bunun seçimlik bir şey olmadığını göstermek için. Ya hiç getirmeyecektiniz gündemde ya takip edeceksiniz. Peki son birkaç dakika, yılın ilk sanayi üretimi rakamları bugün açıklanacak. Evet. Ne bekliyoruz? Çok olumlu bir şey bekleyemiyoruz. Biraz dış ticaretten yani ihracat tarafından katkı olabilir. Çünkü Şubat ve Mart ayları esas itibariyle bizim bazı sektörlerimizin Avrupa ile güzel çalıştığı aylar. Ona yönelik olarak imalat sanayinde biraz bir yukarı doğru kıpırdanma olmuş olabilir. Ama genel olarak baktığımız zaman işte büyüme rakamlarının da 2018'in son çeyreğinde gösterdiği gibi sanayi üretim rakamları da onu desteklemişti o süreci. Orada bir daralma noktasındayız. Satış meselesinde bir sıkıntımız var. Yani firmalar satamıyor. Satamayınca yeterince yani birçok indirim de yapılmasına rağmen, ekonomi yönetiminin bir hayli bunları uzatmış olmasına da rağmen işte belli başlı sektörlerde bütün bu tedbirlere rağmen satışlardaki azalma, zaten tüketici rakamları da, tüketim harcamaları rakamları da açıklandı, yatırım harcamaları da açıklandı. Hepsinde bir daralma, bir aşağıya gidiş var. Bu eğilimin biraz daha süreceğini anlıyoruz biz. Ama yine de bu dış ticaretten belki bir olumlu hava gelebilir. Öyle ümit ediyoruz. Yoksa şu anda satışların düşmüş olması nedeniyle zaten işsizlik rakamlarından da gördüğümüz gibi işçi çıkarmaları da neden oluyor. Sonuçta az satan az üretmeye çalışıyor. Onun için de az üretiyorsanız bu sefer daha az işçiye ihtiyaç duyuyorsunuz. Böyle bir maalesef kısır döngüsü var bu işin. Şimdi göreceğiz. Yani göreceğiz, umarız dış ticaret nedeniyle biraz artışlar olmuştur. Bir de şu da var. Stoklarda da bir erime oldu. Yani o doların çok aşırı yükseldiği dönemde stoğa çalışmış olan firmalar önemli ölçüde stoktan satış yaparak orayı dengelemeye çalıştılar. Stoklarda ciddi bir azalma var. Eğer iş dünyası biraz satışlarda kıpırdanma görürse bu stokları tekrar bir arttırma yönüne hareket edebilir. Ben biraz orada belki şunu eklemek lazım. Şimdi 2,5 milyon ek istihdam projesi var. Evet. Bu geçen yıl 1,5 milyondu. Şimdi 2,5 milyona çıkartıldı. İşte destekler var.
Piyasa daha yani çok kişinin bundan pozitif bahsettiğini biliyorum. Çok irili ufaklı çok şirketten, daha çok teknoloji şirketlerinden ve gençleri de çok heyecanlandırmıştı. Ofisler tutuyorlar. Şimdi yeni ofis sistemleri var. Malum bütün binaya hizmet veren şeylerde ofiste, ofis binalarında kimse kendine ayrı sekreter, ayrı çaycı, çorbacı falan almıyor. Bir yere gidiyorlar. İki tane delikanlı oturup kafa patlatıyorlar. Şurada çalışıyorlar. Bilgisayarda çalışıyorlar. Yazılım üretiyorlar. Şimdi onlar bugüne kadar hani işe gidip gelme benzin parasını falan düşünüyorlardı. Artık düşünmüyorlar. Çünkü en azından bu kadarını şey karşılıyor. Neredeyse kiralarını da devlet karşılıyor. Yapacakları şey zeka üretimini ortaya koymak. O bakımdan bütün bunların ve bu istihdam hedefi zaten biraz buraya dayanıyor. Hı-hı. Bu kadar destek, hı-hı, görüyoruz. Hadi bakalım çalışın diye. Söylediğin stok eritmesi hadisesini olup olmadığını biraz işte şimdi bir kıpırtı varsa, evet, ben o zaman biraz daha o 2,5 milyon, evet, istihdam için beni biraz umutlandırır bu. Yani umutlanmak önemli ama şöyle bir tarafı da var. Yani şunu da açık söyleyelim. Son Türkiye'nin olsun. Son cümle 2013'te 1.4 milyonluk bir istihdam artışı yaşadı. Ama o sene bizim yani o şey %10 civarında büyümelerimiz vardı. Tabii. Şimdi zaten yeni ekonomi programındaki büyüme oranı 2.3. Evet. Hani Türkiye'nin 2,5 milyon istihdamı arttırabilmesi için %16-17 büyüme gerçekleştirmesi lazım. Büyük hedefler iyidir ama bunu gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimiz bir başka, peki, konu. Onu o kadar gerçekleştiremeyebiliriz ama onun için çalışmak önemli. Bu teşviklerden de sonuna kadar yararlanmaya, peki, çalışılsın. Özellikle de kısa çalışmadan, kısa, aynen, çalışmadan daha fazla yararlanılabilir. Yeni işçi alamıyorsanız da var olan işçiyi çıkartmanıza gerek yok. Çünkü bunu, evet, en az 3 ay boyunca devlet karşılıyor. Peki. Bütün maaşı karşılıyor. Çok teşekkür ediyoruz Hakan Güldağ, Mustafa Kartoğlu. Analiz sentezi noktalıyoruz ama saatler onu gösterdiğinde tüm gelişmelerle moderatör kuşağıyla tekrar birlikte olacağız.